Değerli Enterprise Next izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz Teknosa Genel Müdürü sevgili Ozan İnan kendisiyle pandemi dönemini konuşacağız. Öncelikle hoş geldin yayınımıza. Seninle ilk yaptığımız toplantılardan bu yana hep konuştuğumuz bir konu var. Bu dönemde pandemi döneminde sağlıkçılara çok teşekkür ettik ama bilişimciler de olmasaydı acaba nasıl bağlanırdık internete? Biraz bu konuda fikirlerini almak isterim. Neler söylersin? Tabii ki öncelikle pandemi sürecinde konuştuğumuz konular bence bir sınav niteliğindeydi. Ve uzun yıllardır dünya benzer sınavlara bir hazırlık yapıyor diye bir ne diyeyim, gözlemim var. Ve bunun arkası da gelecek gibi bir his var içimde. Adı virüs olur, başka şeyler olur, doğal yollar olur. Doğal olmayan yollar olur. Belli ki bazı yeni dönem ne diyelim kaosları kolay çözülemeyecek denklemler karşımıza çıkacak. Ve biz insanlar olarak elimizdeki kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz? Hep buna bakıyor olacağız gibi düşünüyorum. Tabii burada insanın en büyük yolculuğunda yardımcı olan son yıllardaki araç da teknoloji. Teknoloji artık bir aslında araç olmaktan çıktı, organ haline döndü bence. Pandemi sürecinde de iki tane sınava girdik aslında biz. Birincisi empati yapabilen insan mıyız, değil miyiz? İkincisi de teknolojiyi gerçekten öyle başlıklar olarak mı ele alıyoruz yoksa özümseyip de biz bunu hayatımızın bir parçasıymış gibi kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Bu iki başlıkta ciddi sınava tabi olduk. Bu sınavı geçenler ve kalanlar önümüzdeki dönemlerde bunu muhtemelen daha sert ya da daha beklenmedik versiyonlarında daha sonraki sınavlarda çok ciddi turnusol kağıdında renk verir gibi renk veriyor olacaklar. Gönül ister ki herkes bu dönemden kendine ne kadar negatif çıktıları olsa bile pozitif çıktılar da yaratıp dersler yani dersler alarak yoluna devam eder ve daha az hasarla olayları atlatma fırsatı yakalar insanlık. Pandemi sürecinde tabii ki insanoğlunun ilk önem verdiği şey önce can, sonra canan, sonra diğerleri geldiği için pandemi de bize bilinmezlikle geldiği için dünyanın tamamı hiçbir ülke, ırk, renk ayırmadan can derdini düşündüm. Tabii bu can derdini düşünce de otomatik olarak konu sağlıkla ilgili bir başlık olduğu için de sağlık sistemiyle ilgili ciddi bir beklentiler oluştu. Sağlık sisteminde gönüllü çalışan, gönlünü bu işe vermiş olan ülkelerin her ne kadar verdiği kayıpları daha az olmasa bile kurtardıkları canlar, derman oldukları canların sayısı daha fazla oldu. Ben ülkemdeki sağlık çalışanlarına gerçekten minnettarım. Birçok modern, daha gelişmiş ülkelerden çok daha iyi sınav verdiklerine, canı gönülden bu işle ilgilendiklerini ve bizlere çok daha fayda sağladıklarını düşünüyorum. Öte yandan sağlık sistemi dediğimiz konu da şu anda yine dijital pazarın bir üyesi. Dikey segmentlerden bir tanesi. Eskiden birçok şey hard copy dediğimiz yani elle tutulabilirken bugün dijital ortamda ve dijital ortam dediğimiz zamanda da tabii içinde internet erişimi, efendime söyleyeyim hatta bazı yerlerde artık robotik algoritmalar çalışarak hatta dünyanın çok lider bazı üreticileri yapay zeka formlarını bunların içinde kullanarak bazı araştırmalar, geliştirmeler yapıyor. Keza yaşadığımız pandemi sürecindeki işte virüsün de DNA'sını çözmek ve ona karşı bir aşı veya ilaç geliştirebilmek için dünyanın süper güçleri, özellikle süper güç derken ülke anlamında söylemiyorum, teknolojik olarak süper olan şirketleri bu işe ciddi yatırımlar yaptılar. Çaresi sadece buradan geçiyor. Her zaman söylemişimdir, yıllardır arkasında durduğum bir cümlem var. Teknoloji insanın meleği de olabilir, şeytanı da olabilir. İşte böyle aşı vesaire gibi konularda inşallah melek formunda kullanılarak bu teknolojiler insanlığa daha yararlı faaliyetler için kullanılacaktır diye içimden geçiriyorum, umuyorum.
Çünkü çok hassas, kırılgan konular. Öte yandan bütün bu teknolojilerin çalışabilmesi için arka tarafta görünmez bir sürü kahraman çalışıyor. Ben pandemi sürecinde bunu çok altını çizdim. Biz birçok kardeşimizi, dostumuzun evde olmasını, daha sağlıklı olmasını diledik. İlgili bakanlıklar, devlet mercileri evde kalmamızı istedi. Tabii bu bir ekonomik de bir denklem. Bir yandan da operasyonun, yani ülkenin faaliyetlerinin ayakta kalması gerekiyor. Örneğin bir hastanenin ayakta kalması gerekiyor. Hastaneye gittiğin zaman atıyorum işte COVID-19 ile ilgili testler bedava olabilirken, diyelim ki hastanede yattın, işte akciğerinle ilgili XYZ tedavisi yaptın ve bunun bir de ödemesini yapman gerekiyor. Ödemesini yapabilmen için POS sistemlerinin ya da işte yazar kasa sistemlerinin ayakta kalması gerekiyor. Bu sistemlerin hepsi işte ilgili bakanlıklara, mevzuatlara göre bağlı online çalışan sistemler. Yani internetin ayakta kalması gerekiyor. Veyahut işte bununla ilgili aplikasyonlar geliştirildi. Biliyorsunuz bugün bir uçağa binmek isterseniz ses kodu almak gerekiyor. Bunlar hep online mecralar. Bunların hepsinin ayakta kalması gerekiyor. Basit yani. İnternet ve bu mecranın ayakta kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunları kimlerin yaptığını aslında çok biz irdelemedik ilk etapta. Hani ben şahsım adına işin bir parçası olduğum için birinci saniyeden itibaren biliyorum ama ben kamuoyuyla, dostlarımla, meslektaşlarımla ve diğer sektörlerle bunun altını çizmeye ve bunu buradan sesimizi duyurmaya çalıştım. Çünkü neden? Hiç kesintisiz çalışması gereken sektörler ortaya çıktı. Bunlar sadece sağlık çalışanlarımız değildi. Onlar başımızın tacı. Fakat onların işini yapabilmesi için arka tarafta çalışanlar gerekiyordu. Bu konuda da en önemli kısım da teknoloji, bilişim alanında ister IT, ister BT değil ne derseniz buranın ayakta kalması gerekiyordu. O hastanenin yazılımları, donanımları, onların bağlı olduğu networklerin ayakta kalması gerekiyordu. Biz Teknoser ailesi olarak, bir İtalya holding şirketi olarak bilişime gönül vermiş. Türkiye'de günde 10 bin noktayı 77 tane şehirden 1000'e yakın çalışanlarımızla ziyaret eden bir firma olarak bunu ayakta tutabilmek için can gönülden çalıştık. Hamdolsun ki hiçbir çalışanımız aldığımız önlemler sayesinde hasta olmadı. Bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü bizim herhangi bir zafiyet göstermemiz, günde 10 bin tane farklı noktaya gittiğinizi düşünürseniz bir hastalık yayma katsayısının ne kadar yüksek olduğunu da tahmin edebiliyorsunuz. Biz oraya öyle bir yatırım yaptık ki işte ilaçlamalar, ultraviyole, C ışıkları vesaireler gibi karantina önlemleri, yani herhangi bir insanın hastalanması veya ateşinin çıkması gibi yerlerde ciddi önlemler aldık ve ülkemizin daha sağlıklı, daha az kayıpla bu işi atlatması için görevimizi tam yaptığımızı düşünüyorum. Bu nedenle ben bir alkışı da BT çalışanlarının, IT çalışanlarının hak ettiğine inananlardanım. Çünkü burada bir kesintinin maliyeti inanın hesaplanamaz bile. Hani bugün burada seninle konuşurken vesile olduğun için söyleyeyim. Dün akşam itibariyle kıymetli bir bankamız bir siber hata uğradı mesela. Bu kamuoyuna yansıyan bir şey değil. Benim de paylaşmam doğru değil. Şu saatlerde saat 2.48 bir büyük bankamız siber hata uğramış durumda. Siber hata uğramış derken bakın müşteriye doğru siber hata uğramak işte internete erişemiyorsun, hesaplara erişemiyorsun vesaire. Bankanın kendi iç dünyasındaki bütün müesseseler neredeyse IP telefon kullanıyor. Yani şu anda bankanın içerisindeki kimse birbiriyle telefonlaşamıyor. Bu ne demek? Yani olan hiçbir olaydan, bakın bu banka dediğimiz yerde hisse alma, satma fonksiyonları vesaireleri bir sürü şey var. Stock market faaliyetlerini de yürütüyor bu bankalar. Mesela şu anda ben nasıl öğrendim bunu? Biraz önce bir bireysel küçük bir yatırımcı olarak bir hissem vardı. Onu satmak için elime banka uygulamasından erişim sağlamaya çalıştım. Baktım çalışmıyor. Hemen internet, app'ten değil internetten baktım çalışmıyor. Bankadaki tanıdıklarımı aradım. Dediler ki telefonu açmadılar. Benim
hani dostuz biz, niye açmıyorlar? Cep telefonundan aradım. Kusura bakma ya, cepten rahatsız ettim dedim. Dedi ki, abi zaten cep telefonu hariç hiçbir şeyle iletişim kuramıyoruz şu an. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda ülke ekonomisi, şu dakikalarda, bu söylediğim banka ciddi bir banka. Hani ülkenin ekonomisinde payı olabilecek seviyede bir bankanın şu anda yok olduğunu, şu anda ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani bu ne demek? Bakın biraz önce hastane konuşuyorduk, şimdi banka konuşuyoruz. Yani bu olay o kadar kritik ki sizin erişime ne zaman ihtiyacınız olduğunu asla bilemezsiniz. O yüzden de hepimiz empati yapmalıyız, birbirimize saygı duymalıyız, siyah beyaz dememeliyiz. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan renk ayrımı, din ayrımı karşıtlıklarını yapmamalıyız. Hepimizin birer tane canı var. O can bize emanet. Birbirimizi seversek, birbirimizi anlarsak daha başarılı, daha mutlu, daha huzurlu olacağımıza hiç şüphe yok. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki Ozan, biraz daha hızlanalım istiyorum ikinci bölümde. Bu dönemde yaptığınız projeleri konuşalım istiyorum. Bir ara takip edebildiğim kadarıyla işte Fujitsu'da bir distribütör anlaşması yapıldı. Followino diye çok başarılı bir uygulama duyuruldu. Bunlarla ilgili neler söylersin kısaca? Ufak bir düzeltme yapayım. Fujitsu'yla distribütörlük anlaşması yapmadık aslında. Fujitsu'nun şu anda Kobi segmentine yönelik faaliyetlerini yürüttüğü distribütörleri var. Fujitsu ile yaptığımız anlaşma aslında iki seviyeli bir anlaşma. Birinci seviyede biz Fujitsu'nun Türkiye'de Kobi ve Enterprise dediğimiz, yani özel sektöre yönelik Tier 1, yani doğrudan Fujitsu'nun bölge müdürlüğü olan Almanya'ya bağlanacak şekilde bir anlaşma yaptık. Yani biz Fujitsu Türkiye'nin yerine geçtik diyebiliriz. İkinci anlaşma ise şu: ülkemizde Fujitsu çok ileri bir teknolojidir bu sırada. Ülkemizde kullanılan, kullanılmayan çözümleri vardır. Yapay zekadan sensörlere kadar çok ciddi teknolojilere sahiptir. Dünya devi bir firmadır. Çok farklı sektörlerde çözümleri vardır. Bu sektörlerle ilgili ülkemizde yapılacak olan herhangi birisinin yapacağı, herhangi bir yatırımın servisini, bakımını yürütecek olarak, yürütecek firma olarak bir akredite servis partnerliği anlaşması yaptık. Ve ülkedeki Fujitsu severler, Fujitsu'ya gönül verenler Fujitsu ile ilgili Kobi dahi olsa bir satış yaptığı zaman bununla ilgili destek ihtiyaçları olduğunda bu faaliyetleri onlar için de yürütüyor olacağız. Anlaşmanın ikinci tarafı ise çok detay veremeyeceğim. Şu anda rekabet kurumunda Fujitsu Türkiye'nin hisselerini devralıyoruz. Hisselerini devralmak şu demek: Fujitsu ülkemizde yıllardır çok başarılı bir operasyon yürütüyor. Yüzlerce müşterisi var. Bu müşterilerin de güvenip Fujitsu gibi çok ileri bir teknolojiye yatırım yapmışlar. O teknolojilere yatırım yapan firmaların iş sürekliliğini devam ettirmek adına Fujitsu'nun bütün sorumluluklarını alıyoruz. Yani resmi olarak adımız Fujitsu olması da icrada Fujitsu olma. Bu da şu anda iki tane büyük firma evlilik yapınca sadece amin demekle olmuyor. Rekabet kuruluna gidiyorsun. Oradakilerin de sizin birlikteliğiniz uygundur. Piyasa dengelerini bozmuyorsunuz demesi gerekiyor. O seviyedeyiz. Öte yandan bu bizim ülkemiz için çok önemli. Çünkü son 6, 1 sene ile 6 ay arasında ülkemizden çok güzel faaliyetleri olan birçok kıymetli marka çıktı. Yani ülkeyi terk ettiler. Bunlar bizi dünyada rekabette geriye götürecek adımlar olduğu için biz en azından Fujitsu gibi kıymetli bir teknoloji merkezini Türkiye'de tutabildiğimiz için çok mutluyuz. Yani ben Fujitsu'yu yeni dönemde yönetecek insan olarak konuşmuyorum. Bir vatandaş, bir insan olarak diyorum ki iyi ki Fujitsu Türkiye'de kaldı. Çünkü neye derman olacağını bilemeyiz. Çok ilginç çözümleri var. Önümüzdeki dönemde daha iyi inşallah izah etmeye çalışacağız. Öte yandan Fujitsu gibi çok büyük global firmalara yatırım yapmaya gönüllü olduğumuz kadar beni birçok arkadaşım yakından tanırlar. Uzun yıllardır yabancı birçok firmanın teknoloji liderinde çalışma fırsatı buldum ama gönlüm her zaman ülkemin daha gelişmesi yönündedir. İnandığım konular hep yerli milli konulardır ki bu konuları anlatırken dinlemeyenler Peak Games gibi dünya çapında bir anlaşma yapıldığı zaman bir anda kendine gelebilen arkadaşlarım.
İşte ben yıllardır bu ülkeden peak gençler çıkabilir diyenlerdenim. O yüzdendir yıllardır startup veya startup'tan hallice yazılım evi olmuş, Ar-Ge olmuş ama satış kanallarını gönlüne göre kuramamış firmalarla kol kola, can cana hareket etmeye çalışan firmalarda hep çalışmaya çalıştım. Bugün de Teknoser tamamen yerli milli bir entegratör olarak gururla söylüyorum. Ülkemizde bunların sayısı bir ya da ikidir. Birçok teknolojiyi bizim çatımızın altında, ülkenin sadece Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi kıymetli büyük şehirlerinde değil, ülkenin her yerinde, Van'ı, Kars'ı, Ardahan'ı da dahil olacak şekilde hem dağıtıp, hem satıp, hem kurup, hem servisini verecek bir firmanın çatısının altında bunları desteklemek, bunları yaygınlaştırma niyetiyle adımlar atıyoruz. Bununla ilgili özellikle blockchain tabanlı dijital verinin artık her yerde olduğunu düşünürsek, ki şu anda dijital bir platformda seninle görüşüyoruz. Biz bu ortamdan bir doküman paylaştığımızda bulut ortamına çıktığı için mevcut KVKK, GDPR, XYZ kanunlarının tamamını çaresizlikten kırmak zorunda kalırken yeni bir teknoloji, aslında 7 senelik teknoloji ama yeni yeni ön plana çıkan, ismini duyuran bir teknoloji olan DiviDrive'ı onların başarılarını daha da artırmak için onlarla kol kola girdik. Akıllı doküman yönetimi, asla hacklenemez bir doküman yönetimi sisteminin arkasında, yanında olmak için faaliyetlere başladık. Bu bize orta vadede çok şey kazandıracak. Ülkemizdeki bilgilerin dışarı ülke, başka ülkelere gitmesini, patentlerin başkaları tarafından kopyalanmasını, bilgilerimizin başka ülkelere sızmasını, işte dark web'lere kredi kartı bilgilerimizin düşmemesini sağlayacak teknolojilerden. Gururla söylüyorum ki dünya çapında bir marka olacak bu ürün. Şu anda da 3,5 milyona yakın Türkiye'de kullanıcısı var. Biz bunu inşallah o milyonlarca insana yaygınlaştırmak istiyoruz. Sonuncu bahsedeceğim teknoloji de özellikle COVID bizim hayatımızdan birçok alanda bizi ne diyelim mağdur etti. Bugün yeni bir normal döneme başladık 1 Haziran. İşte birçok kafe vesaire gibi yerler açıldı. Ülkemiz turizm faaliyetlerini açtı. Şimdi uluslararası hava trafiğini açmak için uğraşıyorlar. Gündemi takip ediyorsunuz. Almanya, İngiltere sıkı bir mesai var. Hani sağlık tarafında güzel önlemler aldık ama bir de bunu ispat etmen gerekiyor. Şimdi İngiltere'deki bir adam senin bu ülkendeki durumunu onun anladığı dilden ispat etmen gerekiyor. İşte biz ARD Holding'in, ARD Yazılım Grubu'nun ürünlerinden Fallovino, tamamen yerli milli kaynaklarla geliştirilmiş olan, arkasında öğrenen makine, popüler adıyla yapay zeka çalışabilen, KVKK uyumlu olan, belli başlı profil segmentasyonları yapabilen ama veriyi tutmayan, sadece analiz edip anında reaksiyon, aksiyon aldırabilen bir çözümü Türkiye çapında ve Kıbrıs'ta hem satıp hem dağıtıp hem kurma hem onu destekleme anlaşması imzaladık. ARD kıymetli bir firmamızdır. Türkiye'de de borsaya kote bir firmadır. O yüzden çok aşırı detaylarına giremiyorum ama inanın çok kıymetli anlaşmalar var arkasında. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemizin her tarafında bunu kullanacağız. Basit olarak yaptığı şey herhangi bir yerde ağzınızın içine kadar o ateşi ölçen, elinde eldiven, en az 1000 kişinin mikrobuyla yüzünüze yanaşan arkadaşların canı gönülden işlerini yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama mikrop yayıyorlar istemeden. O AVM'lerin kapılarında anahtarlarınızı, efendim telefonlarınızı bıraktığın yerlere yüzlerce binlerce insan aynı şeyi bırakıyor. Yani bu iş ateş ölçmeyle bitmiyor. Dolayısıyla biz öyle sistemler Türkiye'ye sunuyor olacağız ki ağzınızın içine kadar kimse bir şey sokmadan 20 metreden sizin ateşinizi ölçebilen, maskeniz var mı yok mu onu ölçebilen, maskeniz ağzınızda mı yok gözünüzde mi? Bunları anında söyleyebilen, içeri girdiğinizde sosyal mesafeyi kuruyup kurmadığınızı oradaki müessesenin ilgili birimlerine bilgi veren, hani şurada bir yığılma var, buraya bir bakın diyen, içerideki kişi sayısını kaç tane kapınız olursa olsun telsizlerle, abi buradan iki kişi girdi, oradan beş kişi çıktıyla hesaplanacak şeyler değil bunlar. Tamamen doğru hesap sensörlerle sayarak
doğru hesaplarla yaparak, işte bunların hepsini artık makine çağına geldik, yaptırarak daha sağlıklı, daha güvenli bir ortam sağlama niyetimiz var. Bunun bugün pazarlama boyutunu konuşmuyorum ama böyle bir yatırım yapan bir müessesenin, inanın ki şöyle artı değerler kazanacaklar. Efendim benim müesseseme kaç kişi girdi? Kaçın nerede yoğunluk oldu? Ben nereye ne ürün koyarsam onun önüne insanlar gidiyor gibi. İstatistik bilgiler toplama, faaliyetler yürütme gibi, gerçek zamanlı kampanyalar yapmak gibi artı değerleri olacak. Dolayısıyla buradaki ana fikir insan saymak, insanı tanımak falan değil. Herhangi bir kuruma bir veri aktarmak değil. Tamamen sen o anda güvende ol ve oranın kurallarına riayet etmiş ol güdüsüyle geliştirilmiş bir sistemdir. Ben bu çözümün de çok yararlı olacağına inanıyorum. Ülkemizi daha sağlıklı bir platforma taşıyacaktır. Peki. Son dönemde de, son bölümde de bu içinde bulunduğumuz, senin de bahsettiğin bir Haziran'la birlikte başlayan normalleşme ve sonrasını konuşalım istiyorum. Pandemiden sonra teknosyonist stratejileri neler? Neler planlıyorsunuz? Hem Türkiye'de %100 yerli bir şirket olarak hem de belki de bölgede. Açıkçası bazı bölgelerden bize doğru talepler var. Çünkü ülkemizin kapsama alanının genişlediği ülkelere biz de tamamen yerli milli bir şirket olarak ülkemizin gittiği yerlere kadar gitmeye razıyız, gönüllüyüz. Ki bugünkü mevcut bazı operasyonlarımız, özellikle kolluk kuvvetleriyle ilgili olanlar, onlar nereye gidiyorsa oraya kadar devam ediyor. Çünkü iletişimin kesilmemesi, sistemlerin ayakta kalması gerektiği için. Çünkü internetim şu anda benim X bankasına ulaşamamam, evet bana bir para kaybettiriyor, çok da sorun değil diyebilirim. Ama onun ucunda bir ölüm varsa, İşte ona kimse olabilir diyemez. Biz işte o yüzden mission critic diyoruz bu işlere. Bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Ve ülkemiz nereye bizimle gitmek isterse biz her zaman görevde olacağız. Ticari olarak şu anda odağımız ülkemiz. Ülkemizde yapılacak çok faaliyet var. Teknosen'in yeni döneminde yazılım ve bu yazılımın da özellikle öğrenen makine, siber güvenlik, akıllı güvenlik teknolojileri, blockchain, akıllı ödeme sistemleri gibi aslında herkesin gönlünden geçen ama tam da vaktini ya da ne diyelim enerjisini kanalize edemediği alanlara kanalize etmek için belli yatırımlar yaptık. Arkadaşlarımız var bizimle beraber. Yani 25'ten fazla yeni üst seviye arkadaş şirketimize katıldı. Bunlarla beraber yeni stratejiler oluşturuyoruz. Özellikle ödeme sistemleri tarafında ülkenin şu anda bir numaralı yaygın ağı olan ve ülkedeki neredeyse bütün bankalarla işbirlikliği yapan bir firma olarak yeni çözümlere de el atma, onu da yaygınlaştırma, daha güvenli platformlar oluşturma gibi kendimizce, haddimizce çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemlerde inşallah bunlardan daha detaylı bahsetme fırsatı yakalarım. Ama şunu söyleyebilirim, artık bundan sonra geri dönüş yok. Daha dijital bir dünya var. Artık dijital dönüşüm diye bir şey yok. Dijital evrim diye bir şey var. Dönüşme olayı bitti. Artık evrim başladı. Ne kadar hızlı bu evrimin parçası olursak o kadar fazla ayakta kalabileceğimiz gözüküyor. Önümüzdeki 5 sene içerisinde bu evrimin içerisinde olmayan, yani olayı sindirmeden yola devam eden, ana işi teknoloji olmayan firmaların tek tek oyundan düştüğünü görmeye başlayacağız diye bir görüşüm var. O yüzden biz bu evrimi tamamlamak isteyen bütün firmalarla, illa ticaret olması gerekmiyor, gönüllerimizi, fikirlerimizi paylaşmaya her zaman hazırız, açığız, razıyız. Birlikte düşünelim, birlikte bir oyun kuralım. Hem bizler, hem ülkemiz, hem de bireysel herkes kendini daha müreffeh, daha refah içerisinde, daha mutlu, daha huzurlu hissetsin. Amacımız daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı bir Türkiye. Öncelikli olarak, sonra da evrensel bir damla bile olsa, bir yararımız olursa ne mutlu bize. Peki Ozan, çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. İnşallah bir sonraki görüşmeyi de yüz yüze yaparız. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Teknosa'nın genel müdürü sevgili Ozan İnandı. Kendisiyle Fujitsu ortaklığını konuştuk, yeni ürünleri falan yönelik konuştuk, pandemi öncesini ve sonrasını konuştuk. Enterprise Next'teki bilişim odaklı görüşmelerimiz devam edecek.